Müzik ve muhabbette lokumlarınızın kahvenizin yanına çok güzel bir sohbet daha eklenecek şimdi. Çok güzel bir ses, çok donanımlı bir sanatçı Aşık Giller'den geliyor. Devlet opera ve bale sanatçısı, olağanüstü bir tenor. Ama aynı zamanda babası ona bağlama hediye ettiğinden beri çok da güzel türküler söylüyor. En son söylediği Aşık Sümani türküsü Ervah-ı Ezel'de kıyamet kopardı. Sosyal medyada, Facebook'ta, Twitter'da herkes paylaşa paylaşa bir hal oluyor. Çok da güzel bir şarkı, yanık bir şarkı. O yörelerin şarkıları çok yanık şarkılar zaten, hep bilirsiniz. Yanımızda hoş geldiniz. Bize anlatın şu hikayeyi, çünkü bir yandan devlet opera ve bale sanatçılığı var, bir yandan da türkü kıyameti kopardı. Bu türkü internette fenomene dönüştü. Ne oldu da böyle oldu? Tabii ki aile geleneğimizde aşık geleneğinin izleri mevcut. Dedemin amcasının Şerif isminde bir aşığın sesi çok güzel ve bağlama çalan bir ailemizden birisinin olduğunu biliyorum. Hatta onunla ilgili bir hikaye var. Çok yakışıklı ve güzel bir adammış. Kars yöresinde, Erzurum Kars yöresinde 5-6'da dil biliyormuş seferberlik dönemi öncesi. Sonra bir Çerkez köyüne gitmişler. Çerkez köyünde ona türkü söyletmişler. O da türküler söylemiş. Sonra Çerkez kızları bunun peşine takılmışlar. Ondan sonra da şöyle bir bizim köydeki, ben Erzurum Horasan'ın Endek köyüne gelmişler bizimkiler. O köyün kültürüyle, ama daha karmaşık bir coğrafyanın da bir kültürüyle büyüdüm. Yani anne tarafım Dersim, Hozat'ın Averen köyünden, baba tarafım da Sarıkamış, Kars'ın, şimdi Selim, Karaçayır köyünden gelmeler. 93 macirleri olarak geliyorlar Erzurum Ende. Ama bizim köy düğünlerimizde genel olarak Erzurum yöresinin daha çok kültürel birikimi var. Buradan şuraya atlayacağım. Yani Çerkezler bir şekilde Çerkez köyleri diyelim. Çerkezleri bir milliyet olarak da algılamayalım. Onları ötekileştirmeyelim. Bir şekilde kavga çıkmış ve Şerif'i kalakta yakmışlar. Şerif ölmüş. Şerif'le ilgili bir macera daha var. Seferberlik döneminde o kadar güzelmiş ki sesi. Köye Osmanlı askerleri geliyor. Yemen'e götürecekler askeri olanlar. Erzurum bölgesi genelde Hicaz'a, Yemen'e gidiyor. Demiş ki ya şu köyün başında birkaç türkü söyleyeyim de beni öyle götürün. Bir tane söyletmişler falan, birkaç tane daha. Bir iki saat söyletmişler. Demişler ki biz seni görmedik, sen çek git. Şerif'i bırakmışlar. Siz şimdi şunları sorduğunuz zaman aklıma benim onlar geliyor. Böyle aile gelenimizde böyle buna benzer. Şerif'i, dedemin Aşık Mehmet'in sesi çok güzelmiş. Mesela Çallı'nın Ardı'ndan söylediği zaman, köyümüzde Çallı'nın Ardı diye bir yer varmış. Bir saatlik yoldan sesi dinliyorlarmış. Öyle güçlü bir sesi varmış. Böyle bir aile altyapısı üzerinden Ervah-ı Ezel'de çıktı Aşık Sümmani'nin. Tekrar muhabbetimize hoş geldiniz. Fakat bir yandan Ervah-ı Ezel'de internette, Facebook'ta, Twitter'da kıyameti kopardı. Opera sanatçısı olarak aslında siz türkülerle yeni yol almış değilsiniz. Ya da türkülere yeni gönül vermiş değilsiniz. En başından beri türkülerle yol almış bir isimsiniz. Aşık Giller'den geliyorsunuz. Bize öykünüzü biraz paylaşsınız. Aslında opera sanatçılığı halk kültürüne uzak bir alan değil. Yalnızca batılılaşma olgusu, modernizasyon olgusu, bu ülkenin gerçek kültürüymüş gibi de gösterilerek bir yanılsama yaratıldı. Çağdaşlaşmanın, modernizasyonun tabii ki olumlu ve olumsuz yanları var. Bizde şöyle algılandı. Bütün bir Anadolu kültürü ötekileştirilerek Batı müziği ve Batı çalgıları yükseltildi. Bana sorarsanız dünyada opera aslında Batı'ya da ait değil. Çin operaları var. Bizim orta oyunları var. Bunlar da mesela aslında operanın temel bir takım tiyatral ögelerinden diyebiliriz. Yani sonuç olarak opera müzikli tiyatroysa, bütün halklarda buna yatkınlık vardır. Bir fikri müzikle anlatmak. Dolayısıyla türküler de bir fikri anlatıyor. Ervah-ı Ezel'de aşkı anlatıyor sözü. Aşık Sümmani aşkı anlatıyor. Sizinle de daha önce
konuştuk biz, aşkı konuşalım biraz diye. Herhalde o sorular bir süre sonra gelecek. Opera ve türkü aslında çok uzak alanlar değil. Bana sorarsanız biraz da birleşmiş, birleşik alanlar. Ervah-ı Ezel'de bir aşık Sımani türküsü, aşkları anlatan çok güzel şarkılarınız var. Peki aşklar hep böyle mi oluyor o türkülerde? Aşklar hep süründürüyor aşklar. Can yakıyor, hüzünlendiriyor, hüzünlere salıyor. Bu aşktan keyiflenen yok mu? Aslında yine aşıklara bırakmak lazım burada aşk hikayesini. Aşık Veysel'e dönelim. İşte aşkı soruyorlar Aşık Veysel'e. Aşk nedir diye. O da şu şekilde söylüyor. İki kişi birbirini çok arzuluyor fakat kavuşamıyorlar. O zaman aşk oluyor diye. Aslında çok pastoral bir, naturalist bir bakış açısıyla aşkı kendine göre anlatmış. Fakat ben birazcık bu aşk olgusuna naturalizmin dışında ideolojik olarak da bakıyorum. Aşk nereden bakarsan oradan farklı görünüyor. Yani sınıfsal olarak bakıldığında bir feodal yaşantı biçimindeki bir kişinin karşı cinse de yaşamın kendisine aşk duymasıyla sınıfsal olarak bir burjuva tipolojisinin fikrinin aşkı, bir sosyalist bir insanın aşk kavramı, bana sorarsanız demek ki Einstein'daki gibi baktığın yere göre farklılık arz ediyor. Ha, bunların haricinde geleneksel ve evrensel bir aşk kavramı var mı diye sorabiliriz. Yani ben aşkı şöyle anladım. Anlayabildiğimi düşünüyorum daha doğrusu. Şairlerden, şairlere baktığımız zaman hem de kendi ülkemizdeki değil, kendi coğrafyamızdaki değil, dünya şairlerine de baktığımızda işte yani aşk denilince mesela kafam, zihnimde şu oluşuyor. 20 aşk ile bir umutsuz bir şarkısı vardır Neruda'nın. Yani oradaki şiirler, aşk denilince ben o şiirleri okuduğum zaman ya bir insanın bir insana duyacağı aşk böyle, böyle bir şey olmalı. Yani 20. şiir vardır. İşte bir de 19. şiir özellikle işte bu gece en hüzünlü şiirleri yazabilirim dizesi. Ya da Neruda'dan atlıyoruz, Nazım'a geliyoruz, Vera'ya duyduğu bir aşk. İşte Eluard'a bakıyoruz keza aynı, Mayakovski'ye bakıyorsun aynı. Oradaki şiirlerde belki de aşkın tarifi ve soyut bir şey ama çok da gerçek olunca aşk olmuyor bence. Gerçek aşk şarkıları mutlaka aşktan ağlayan şarkılar, canını yakan şarkılar insanın. Bir yandan tasavvufta da örneğin ney üflerler ve ney kamıştan ayrılmıştır acısından ağlar. Peki sizin bağlamanız nelere ağlıyor? Aşk ağlıyor mu? Bağlama aşk için ağlar, ağlıyor. Aslında yalnızca bağlama değil de enstrümanların, enstrüman dediğimiz çalgıların hepsinde bu ağlama çeşitli görevlere bölünmüş durumda. Bağlama da onlardan biri. Evet, Anadolu ile özdeşleşmiş bir çalgımız. Çok sesli bir enstrümandır. Aşk için insanda o güç olsun da enstrümanlar zaten ağlar. Kaşların ferman yazdırır, bu aşk beni diyar diyar gezdirir. Lokman hekim gelse yaramazdırır, yaramı sarmaya yar kendi gelsin. Ormanlardan aşağı aşar gezerim, nazlı yari kaybettim ağlar gezerim. Sevgili Tolga İhan, bir yandan da sizi özellikle Ruhi Su'yla karşılaştırıyorlar. Efsanevi bir isim Ruhi Su, onun hocası Apollo Granforte. Aynı zamanda sizin şan hocanızın hocasıymış. Bu öyküden de biraz bize bahsetseniz, hem bu kıyaslama sizin kulağınıza nasıl geliyor? Yani aynı cümlede anılmak çok gurur verici bir şey Ruhi Su'yla. Apollo Granforte benim şan hocam İhsan Şenol'dur.
ve Apollo Grand Forte ile hem İtalya'da hem de Türkiye'de çalışmıştır uzun yıllar. Ondan öğrendiğimize göre işte Leyla Gencer, Ruhi Su, Cüneyt Gökçer ve bizim hocamız, benim hocam yıllarca Apollo Grand Forte'nin o bel canto tekniğini öğrenmişler. Bu ekolü devam ettirmişler. Ben de hocamdan öğrendiklerimi kendi öğrencilerime aksettirmeye çalışıyorum bu ekolü. İyi diksiyon, iyi nefes kullanımı, abartılı bir söyleyiş biçiminden daha özgü legatolar, bağlı söylemeler ve de yöresel nameleri ince ve yumuşak bir şekilde uygulama. Bunları yapmaya çalışıyorum. Artık takdir izleyenlerin, dinleyenlerin diyeyim. Elinizin delilerini anlatıyorsunuz. Aşıklardan gelmişsiniz. Şarkı okuyorsunuz. Zaten çok duygulu okuyorsunuz. Bir yandan baktım ki milli bir tekvandocusunuz. Hani bilinç altında bu kadar hassasiyetle ruh incelmişken gard almak mı istediniz? Yani biraz öyle biraz değil şöyle. Siz psikologsunuz biliyorum bunu. Ben 6 kız kardeş tek olan benim. Yani 6 kız ve tek olan olduğumdan dolayı babam şöyle bir şey düşünmüş olabilir bilinçaltında diye düşünüyorum. Yani ben öldükten sonra ailenin tek reisi o olacak. Bu kadar kıza sahiplensin işte güçlü bir erkek olsun. Bilinçaltı üzerinden belki böyle bir şey düşünmüş. İşin şakası bu ama tekvando yaptım doğru yıllarca. Şampiyonluklarım vardı Türkiye'de. Evet, uluslararası yarışmalarda derecelerim vardı. Hala da iyi bir nefes için yani tekvando olmasa da koşular, yüzmedir işte buna benzer iyi söylemek için bunları tercih ediyorum. Spor önemli benim için. Özellikle türkülerinizle beraber Abdal Projesi de büyük ilgi gördü. Orada bazı ayrışmalar oldu. Abdal Projesi'nden sonra siz tek başınıza yürümeye başladınız türkülerle, şarkılarla. Sonbahar dönemi için de yine yeni projeleriniz olacak. Bu projelerinizden de biraz bahsettiniz bize. Aslında Abdal Projesi'yle ilgili olarak aklıma şu geldi. Orhan Pamuk'un biraz alakasız gibi görünecek de bir romanlarında bir şey vardır. Doğu Batı sentezi. Yani Nobel verirlerken bunu da bir cümleyle söylemişlerdi Orhan Pamuk için. İşte yani Doğu'nun kültürünü yok etmeden ama Batı'daki imkanları da kullanarak bir sentez yaptı. İşte benim adım kırmızı olsun, kara kitap olsun, diğer kitaplar olsun. Böyle bir şey. Aslında bizim tam tariflendiremediğimiz bir sound çıktı ortaya. Yani hem bilinçliydik hem değildik. Orhan Pamuk'un yaptığı işi yapmışız biraz da baktığımda. Yani enstrümandan yararlanmak ama kendimizi asimile etmemek. Biz Abdal Projesi'nde asimile etmedik kendimizi. Özümüzü koruyarak Batı imkanlarından yararlandık. Peki bir operacı, tenor, bu kadar güzel sesli bir müzisyen olarak siz kimlerden etkileniyorsunuz? Hangi şarkıcılardan besleniyorsunuz? Tabii ki Edith Piaf'ı çok severim. Elvis Presley'i de severim. Yani Elvis Presley'in klasik caz söylediği şarkılarını, Frank Sinatra, tabii ki Domingo'nun İspanyol şarkıları, Napolitan şarkıları, Pavarotti'nin severim. Sonra işte uzak değil, Beatles'ı falan severiz. Yani bir şekilde hem duruşuyla hem 68 sürecindeki o gençliğin haykırışlarını çok iyi bir şekilde ifadelendirebilirler. Ama ses ve vokal olarak tabii ülkemiz için mi sordunuz yoksa yurt, yani genel olarak sorduğunuzda aklıma ilk gelenler bunlar. Mesela Mireille Mathieu, çok etkili eski bir kültürle söyleyen, ifadeli söyleyen güzel kadın, beden dilini iyi kullanan. Bunlar ilk aklıma gelenler, daha çok var. Sevgili Tolga İhan, ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Aşık Giller'den bir konuğumuz oldu. Aşk programı yapıyorum bugün ve siz de bana konuk oldunuz, ne güzel. Hani bana öğrettiğiniz o Merzifon türküsü vardı. Hani sevgilisine yazıyor, çiziyor da turnalarla haber salıyor. Turnalar gelmezse de canınız sağ olsun diyor. Ağlamaktan mendilleri çürüyor. O şarkıyı bize söyleseniz. Hay hay, gökyüzünde bölük bölük turnalar, bir Amasya türküsü. Merzifon'la ilgili de bir geçmişimiz var. Bizimkileri seferberlikte Merzifon'a sürüyorlar. Yani Yozgat üzerinden Merzifon'a, Erzurumların bir bölümü orada kalıyor. Aklıma hep geldi. Bu türküyü ben söylemeyi çok seviyorum. Neden? Acaba orada bir yatkınlık mı oluştu diye. Bizimkilerin bir bölümü orada kalmış Merzifon'a. Türkü iki türlü düşünülebilir. Bir müzikal estetik açıdan
cezbetmesi gerekiyor. Bir de sözler açısından cezbetmesi gerekiyor. Ama tasavvufta da böyle bir şey var. Yani özellikle Alevi Bektaşi felsefesi ve tasavvufi ideoloji birbirine çok yakındır. Yani işte biraz önce konuştuğumuz gibi yani bütün ve parça olgusu var. Bütün her şey Tanrı'ya, vahdete ermek olarak addediliyor. Ben türküleri söylerken hep bu düşünce üzerinden şekillendirmeye çalışıyorum. Soyut bir şekilde bir tablo yaratıyorsun ve o tablo üzerinden hayal dünyanla birikimlerini oluşturarak bir sonuca getirmeye çalışıyorsun. Tabii bu o an ve de senin birikimin ve yeteneğin estetizasyonla ilgili de bir şey. Aslında iyi söyleyebildiysek demin sorduğunuz soruya cevap vermiş oluyorum bence.